Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz geleneksel pişi tarifi. Hepimizin çok sevdiği kahvaltılık hamur kızartmasını yapacağız bugün. Çok pratik, genel olarak birçoğumuzun bildiği ama içinin yumuşacık ve çok kabaran bir hamur olması konusunda bazı farklar olan bir tarif bu. Ben de sizlerle kendi tarifimi paylaşmak istiyorum. Malzeme listemde 4,5 su bardağı un var, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz var, 10 gram instant maya var. Bunları öncelikle ilave ediyorum, kendi arasında karıştırıyorum. Çok yumuşak, ele yapışan bir hamur yapacağız burada. El yakmayacak sıcaklıkta 2,5 su bardağı su kullanıyorum. Burada 2 su bardağı var. Yarım su bardağı da kıvamına göre yoğururken ilave edeceğim. Ben toplamda 2,5 su bardağı el yakmayacak sıcaklıkta sıcak su ilave ettim hamuruma. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir hamur. Hamur pürüzsüz olana kadar yoğuruyoruz. Makine kullanmıyorsanız da kaşıkla karıştırarak hamuru yoğurabilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra üzerine kapatacağım. 1 saat hamuru mayalandırıyoruz. Hamur 1 saat mayalandıktan sonra hamuru tekrar karıştırıyoruz ve daha sonra tezgahın üzerine alıp elimizle şekil vereceğiz. Gördüğünüz gibi hamur çok güzel bir şekilde kabardı. Tekrar ben onu karıştırdım. Tezgahın üzerine yağlıyoruz ve bir poğaça büyüklüğünde biraz portakaldan küçük, mandalinadan büyük bir hamur parçası koparıyorum. Daha sonra bu hamuru elimi yağlayarak elimle büyütüyorum. Ortasına küçük bir delik açıp daha sonra ısıttığımız yağın içine hamurumuzu atacağız. Mümkün olduğu kadar ince yapıyorum. Dışının çıtır çıtır, içinin de yumuşacık olmasını istiyorum. Kızartmak için 1 su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Ocağın altını çok yüksek ateşte açmayalım. Yağ tamamen ısındıktan sonra hamuru yağın içine atıyoruz. Hamuru içine attıktan sonra kaşıkla kenarlarındaki sıcak yağdan üzerine dökelim. Böyle yaptığınızda hamurun çok güzel bir şekilde kabardığını göreceksiniz. Ateş çok yüksek olursa içi pişmeden dışı hızlıca kızarır. Buna çok dikkat edelim. Düşük olursa da hamurunuz çok yağ çeker. Bu püf noktalar pişi için çok önemli. Orta ateşte gördüğünüz gibi üzerine sıvı yağı kaşıkla dökerek her iki tarafını da kızartalım. Yine çok yağ çekmemesi için bir püf noktası daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Hamuru çok fazla kızartmayın, öyle kahverengi olmasın. Pembeleştikten sonra alıp servis edebilirsiniz. Ben hemen size içini de göstermek istiyorum. Ne kadar güzel kabardığını, yumuşacık olduğunu. Tüm hamurun pişmesi sadece bir 15-20 dakika sürdü diyebilirim orta ateşte. Hala sıcakken hemen koparıp göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok esnek. Sıcak hamurlar öyle kolay kolay esnemez. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.
Umarım tarifim sofranıza mutluluk katar, mutfağınız huzur, bereket, sağlıklı da olsun diliyorum. Sizden ricam kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerim için zil ikonuna tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.